Değerli dava arkadaşlarım, eğitim fakültelerimiz her yıl senin de söylediğin gibi 45 bine yakın mezun veriyor. Buna başka fakültelerde okuyup pedagojik formasyon alanlarda ekleniyor, muhasebe bitirenin Türkçe öğretmenliği gibi. Dolayısıyla her yıl en az 50 bin kişi atanıp mesleğini yapmayı bekliyor. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi bu yılda yalnızca 20 bin öğretmen ataması yaptı. Okullarda 100 binden fazla öğretmen açığımız var. Ama atanamayan öğretmenlerin sayısı 500.000'i aştı. Allah aşkına, iyi yönetilen bir ülkede atanamayan öğretmenler diye bir sorun olabilir mi? Böyle bir sorun yaratmak için insanın zihinsel sorunları olması lazım. Dolayısıyla zihinsel engelli değillerse kötü niyetli bunlar. İyi yönetilen bir ülkede ya atanacak kadar öğretmen yetişir ya da yetişmiş öğretmen kadar atama yapılır. Bu denklemi çözmek o kadar da zor değil ama çözemiyorlar. 3 senedir her öğretmenler gününde aynı sorunları konuşuyoruz. Bir adım ilerleme yok. Türkiye'de atanamayan öğretmenler diye bir sorun var. Bu sorunun nesini anlamadınız? Aynı sorunları duvara anlatır gibi konuşmaktan ben yoruldum. Siz boş boş bakmaktan yorulmadınız. Şu sorunu çözmek, sorunu konuşmaktan daha kolay. Ama hala tık yok. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bu ülkede öğretmen açığı var mı? Var. Hem de çok sayıda öğretmen açığı var. Pek çok okulda sadece sınıf öğretmeni görev yapıyor. Branş eğitimi yok. Devlet okullarında yabancı dil eğitimi yok. Çoğu devlet okulunda spor branşları yok. Peki bu açığı kapatacak kaynak var mı? Evet var. Bugün 100 bin öğretmen atansa devlete yıllık maliyeti en fazla 12,5 milyar lira. 5 müteahhide gelince kaynak var da öğretmenlere gelince mi kaynak yok? Geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 bütçesi konuşuldu. 50 bin öğretmenimizin daha ataması yapılması için 2 milyar liralık ilave ödenek önergesi verdi arkadaşlarımız. Ama bilin bakalım yine ne oldu? Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Yazıklar olsun size be, yazıklar olsun. Türkiye'nin kaynağı var. Hem de öyle bir kaynağı var ki öğretmene de yeter, EYT'liye de yeter, memura da, esnafa da, öğrencilerimize de yeter. Bu ülkenin kaynağı bol ama maalesef iktidarın vicdanı kıt. Sayın Erdoğan, henüz iktidara gelmediği dönemde memleketim İzmit'teki bir mitingde ne diyor biliyor musunuz? 72 bin öğretmen açığınız var. O günkü iktidara sesleniyor. Siz hala sınavla öğretmen alıyorsunuz. Ne sınavı? Kaldırın atamalarını yapın. Aynen böyle diyor. Hatta bu çağrısını başka toplantılarda da dile getiriyor. Peki şu an ülkeyi kim yönetiyor? Aynı Sayın Erdoğan. Bugün ilk etapta 100 bin öğretmen açığımız varken parmağını kımıldatmayan kim? Aynı Sayın Erdoğan. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Cenab-ı Hak kimseyi dün söylediğini bugün unutanlardan, verdiği sözlerden, dönenlerden etmesin. Aziz milletim, geçen yıl yapılan bir ankete göre öğretmenlerimizin %43'ü daha iyi para kazanacağım bir iş bulursam mesleği bırakmayı düşünüyorum diyor. %59'u ise gelecekten umutsuz olduğunu söylüyor. Durumun vehametine bakar mısınız? OECD verilerine göre Türkiye öğretmen maaşı en düşük ülkeler arasında. Bugün Türkiye'de öğretmenlerimiz yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yani öğretmenlerimiz ilk önce atanmanın derdine düşüyor, sonrasındaysa tam atandığına sevinecekken bu sefer de geçinmenin zorluğuyla yüzleşiyor. Şimdi size 32 yıllık bir öğretmenimizin mektubundan bir bölüm okumak istiyorum. Diyor ki, 32 yılın sonunda yüksek derecede bir öğretmenim. Aylık maaşım 5.795 lira. 2 çocuğum var. Biri üniversiteden mezun oldu ama iş bulamadı. Diğeri lisede okuyor.
Bu maaşla ayakta durmak mümkün değil. O yüzden önce kredi kartlarına, sonra da kartları ödemek için kredilere yükleniyoruz. Maaşımın yarısını kredilere ödüyorum. Kiradan faturalara, çarşı pazardan çocuklarımın ihtiyaçlarına, bu çarkı nasıl döndüreceğimi bilmiyorum. Bu kadar karmaşık bir zihinle öğrencilerime nasıl hizmet edeceğimi varın siz düşünün. Aynen böyle diyor. Sayın Erdoğan'ın hayal dünyasında işler ne durumda bilmiyorum ama kim ne masal anlatırsa anlatsın işte Türkiye'nin gerçeği bu.